tümsek aynalar. Arkadaşlar dış yüzeyi yansıtıcı olan aynalara burada tümsek aynalar diyeceğiz. Ve bu küresel aynalarda tümsek aynaların yine özel ışınları olacaktır. Peki bu özel ışınlardan birincisi bizim için nedir? Asal eksene paralel gelen bir ışının uzantılarının odaktan yansıdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çukur aynada yaptığımız işlemlerin çoğunu burada uzantılar şeklinde yapacağız aslında. Yani işlemlerimizin hepsini aynanın içindeki odak ve merkeze göre yaptığımızı söyleyebilirim aslında. E peki burada yine aynı şey geçerli. Bizim için çukur aynadaki biz normalimizi merkezden atıyorduk. Yine buradaki normalimizi de yine içerideki merkezden attık. Ve gelme açımız yansıma açımıza eşit olacaktır diyebiliyorum. Eğer ki uzantıları odağa gelen bir ışın varsa yine ne olacaktır arkadaşlar? Asal eksene paralel bir şekilde yansıyordur da diyebilirim. Tümsek aynada merkez doğrultusunda gelen ışınlar yani uzantıları merkeze gelen ışınlar kendi üzerinden yansıyacaktır diyebiliyoruz. Eğer tepe noktasına gelen bir ışınımız varsa gelme açısı yansıma açısına eşit olacak bir şekilde yansımıştır diyebiliriz. Bir tümsek aynada uzantısı 1.5f'e gelen bir ışın uzantısı 3f olacak şekilde yansımak zorundadır arkadaşlar. Uzantısı 3F olacak bir şekilde yansımıştır diyebiliyoruz. Yani asal ekseninde 3F'lik bir değere gelmesi gerekiyor bu uzantı değerlerinin. Ve yine bunun tersi de mümkün. Uzantısı 3F'e gelen bir ışın uzantısı 3F bölü 2'den yansıyordur diyebiliyoruz. Uzantısı F bölü 2'ye gelen bir ışınımız varsa bu da asal ekseni F'ten kesecektir diyebiliriz arkadaşlar uzantısı f bölü 2'ye gelen bir ışın ne yapacakmış? Asal ekseni f'ten kesecek bir şekilde yansıyor. Ve bunun tersi de mümkün. Yine f'ten gelen bir ışın uzantısı f bölü 2'den gidiyordur diyebiliriz. Her ışın bizim için özel ışın olmak zorunda değil. Peki özel olmayan ışınlarda ne yapacağız? Arkadaşlar gelen ışının aynanın tepe noktasına olan uzaklığına x kadar diyorum. Ve bu aynadaki ışınlar dağılacağı için ne yapıyoruz? buradaki uzantı şeklinde dağıttım. Ve uzantının da aynaya olan uzaklığına y kadardır dedik. Arkadaşlar tümsek aynada odak içeride olduğu için odak uzaklığı negatiftir. Eksi 1 bölü f eşittir diyorum 1 bölü x artı eksi olarak yazıyorum 1 bölü y. Eğer aradığımız değer bizim için y ise bilinmeyene her zaman pozitif olarak yazın. Sonucun eğer negatif çıkarsa zaten bu aynanın arkasında yani uzantı şeklinde olduğunu bize gösterecektir. Çünkü çukur aynalarda da söylemiştik. Eğer ki ışınların kendisi asal ekseni keserse buradaki değeri pozitif alıyorduk. Eğer ki uzantılar asal ekseni keserse o zaman da negatif aldığımızı söylemiştik. Uzantı ise negatif ışının kendisi ise diyelim ışının kendisi asal ekseni keserse asal ekseni keser ise o zaman da pozitif almamız gerektiğini söyleyebiliyoruz. Ve arkadaşlar yine burada bir genelleme yapabilirim. Gelen ışın ve yansıyan ışın diyelim. Eğer ki gelen ışın f'ten geliyorsa eksi f bölü 2'den yansıyacaktır. Eğer ki 2 f'ten gelen bir ışınımız varsa eksi 2 f bölü 3'ten eğer 3 f'ten gelen bir ışınımız varsa eksi 3 f bölü 4'ten yansıyordur diyebilirim. Yani n f'ten gelen bir ışının eksi n f bölü n artı 1'den yansıdığını söyleyebiliyoruz. Yani kısacası asıl eksenden gelen bütün ışınlar aynanın arkasından uzantı şeklinde ve odak ile ayna arasından yansıyordur diyebiliriz arkadaşlar. Müzik